Gündem, açılış konuşması, saygı duruşu ve istiklal marşı, İl Başkanımızın konuşması, İlçe Başkanımızın sunumu, Gençlik Kolları'nın sunumu, Belediye Başkanımızın belediyenin faaliyetlerini okuması, kısa bir ara vereceğiz ondan sonra, ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölüm basına kapalı olacak. Burada da faaliyet raporları üzerine görüş ve öneriler alacağız. Sonrasında dilek ve kapanış var. Sayın İl Başkanım, Belediye Başkanım, Meclis Üyelerimiz, geçmiş dönem ilçe başkanlarım, belde geçmiş dönem belde başkanlarım, geçmiş dönem belde belediye başkanlarım, çok değerli gençlik kolları ve kadın kolları başkanlarımız ve üyeleri ve her şeyden önemlisi çok değerli üyelerimiz, 2023 yılı 20. dönem ilçe danışma kurulu toplantısına hoş geldiniz. Bugün burada yönetmeliğimizde ifade edildiği gibi partinin genel politikası açısından sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal konularda ve bölge faaliyetleri üzerinde karar organlarının politika oluşturmasını kolaylaştırmak ve parti çalışmalarını geliştirmek üzere parti programı doğrultusunda uygulama politikaları oluşturulmasını kolaylaştıran, yerel gereksinimlerin geliştirmelerini ve parti ilkeleri ve ülke konularının irdelenip değerlendirmesiyle ilgili bir danışma kurulu toplantısı yapıyoruz. Bizler ilçe başkanlığı olarak göreve geldiğimiz 21 Ağustos tarihinden bugüne kadar yaptığımız faaliyetleri sizlerle paylaşacağız. Tıpkı söz verdiğimiz gibi, yönetmelikte de ifade edildiği gibi 3. ayında ilçe danışma kurulu gerçekleştiriyoruz. Ardından gençlik kollarımız yaptıkları faaliyetleri paylaşacaklar. Yerel seçimlere gittiğimiz bu günlerde belediye başkanımızın, belediyemizin yaptığı çalışmaları ve faaliyetleri anlatacaklar. Sizlerden bu faaliyetler hakkında görüşlerimizi, ayrıca önümüzdeki zaman diliminde neden olmasını beklediğimizin faaliyetler hakkında görüşlerimizi belirterek katkı sunmanızı bekliyoruz. Ülke ve yerel politikalar hakkında yapacağımız bilgilendirme bizler için çok önemli, çok katkı sağlayacağını umuyoruz. Asla yönetmelik ifade ediyor. İlçe danışma kurulu toplantıları nasıl yapılacağını, kimlere davet edileceğini, ancak bizler evet, yönetmeliğin işaret ettiği kişileri ve kurumları telefonla davet ettik. Ama sadece böyle yapmak içimize sinmiyor. Madem katılımcı demokrasi diyoruz, demek daha çok özgürlük diyoruz, daha çok değişim diyoruz. O nedenle ilçe danışma kurulu toplantımızı tüm üyelere açtık. Katılımlarınız, desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Marisa'nın evladı, Özgür Özel'in genel başkanı olduğu bu dönemde bir ayrı heyecan, bir ayrı güzellik var tabii ki her şeyde partimizde. Ben kurulu açan İl Başkanımız Ergüz Evli, bir mikrofona davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Meclis Üyelerimiz, İl Gençlik Kolları Başkanım, Kadın Kolları Başkanlarım ve değerli üyeleri ve Kuruluşum ve Kurtuluşum Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli üyeleri, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Geçtiğimiz 24 Eylül'de Manisa İl Kongremizde özellikle Akhisar Örgütü'nün tek bir vücut olarak bana gösterdiğiniz desteğe ve verdiğiniz güven için sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu verdiğiniz desteğin meyvesini geçtiğimiz 4 Kasım'da Ankara'da aldık. Ve hepimiz çok gururlandık. Bu gurura paydaş olan Akhisar gibi diğer İl Örgütü'ndeki herkesin desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Evet. Bu genel başkanımızın
Manisa'da 100 yıllık tarihi Çınar'a tarihinde 8 tane genel başkan çıkarmış. Bunların bir tanesinden Manisa'da olma şerefini sağlayan tüm paydaşlara, tüm denegelere, emeği geçen herkes önünde gerçekten saygıyla eğiliyorum. Burada yalnızca ben Ferdi Zeyrek olarak ve yönetim kurulu üyeleri olarak değil, buradaki tüm denegeler, ondan önceki mahallelerin ve mahalle denegelerindeki seçime katılan bütün paydaşlara genel başkanımız çok teşekkürlerini iletti. Onların teşekkürlerini size buradan sunmak bana yakıştı. Sağ olun, var olun. Manisa'nın gururuydu, Türkiye'nin de umudu oldu. Gerçekten bu umut rüzgarını ben Manisa merkezde her yerde görüyorum. Partilimiz olsun olmasın herkesin üzerinde bir umut yeşerdi. 5 Kasım günü insanlar umudu uyandı, güneş bir başka doğdu. Bunu partilimiz olsun olmasın herkese sorduğumda evet Manisa bir genel başkan çıkardı. Bu parti üstü bir şeydir. Biz genel başkanımıza ve Özgür Özel'e sahip çıkacağız. Ve bu sahip çıkan oylar sayesinde 31 Mart'ta iktidar olacağız. Bu iktidarın olmazsa olmazı Manisa Büyükşehir Belediyesi. Çünkü genel başkanımızın bu başarısını orada perçinlemek zorundayız. Öncelikle siz aksar olarak çok şanslısınız. Besim Başkan gibi bir başkanımız var. İyi ki varsın başkanım. Yani senden keşke kokladık şöyle 17 tane yapsaydık. Büyükşehir burada konuşmazdık. Yaptığınız ve size ve ekibinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız tüm hizmetler Akhisar'dan öte Manisa'nın her yerinde, hatta Ankara'da bile gerçekten örnek gösterilen başkansınız. Başarılarınızın devamı illaki olacaktır. Biz size her zaman için paydaş olacağız ve bundan onur duyacağız başkanım. Bravo. İkinci teşekkürüm Sayın İlçe Başkanıma. İlçe danışma kurulları benim de kongrede söylediğim çok önemsediğim bir kurul. Çünkü daha önce geçtiğimiz 4 yılda sadece bir defa yapılmış ilçe ve il danışma kurulları. Ve burada konuşamayan, partimizin geleceği hakkında ileriye dönük konuşmalar yapamayan veya yapılan bir yanlışı söyleyemeyenler maalesef bunu sosyal medyada, Facebook'ta, Instagram'da paylaşıyorlar. Bu bize gerçekten çok zarar veriyor. Dışarıdaki AKP ve MHP faşizmi zaten bizden bunları bekliyor. Bu yüzden dolayı buradaki ilçe danışma kurullarını en az yılda 2 defa yapmak üzerine daha da sıklaştırmamız gerekiyor. Başkanımla bunu konuştuğumuzda bunları fikir birliği yapmıştık. 17 ilçedeki ilçe danışma kurulumuzdan sonra ilkeyle bir danışma kurulu yapacağız. Ve bu danışma kurullarına kapılarını herkese açacağız. Çünkü ne kadar paydaş olursak, ne kadar katılımcı olursak biz o kadar büyüyeceğiz. Ve büyüdüğümüz bu rüzgar inanın ki bizi iktidara taşıyacak. Ben buna inanıyorum. Burada konuşma ve söz sırası sizlerde. Ben ve başkanım muhtemelen burada dinleyici olacağız. Çünkü burada fikirlerinizi paylaşın. Bu fikirler partimizi daha da ileri götürsün. Ve altı oklu bayrağı Manisa Büyükşehir Belediyesi surlarına taşımak bizlere nasıl olsun arkadaşlar. Saygılar, sevgiler.
yapımız yapacak. Hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı faaliyet raporunu sunuyorum. Birinci hafta programımız Akhisar CHP ilçe başkanlığı seçimini gerçekleştirdik. Parti üyelerimizin düğün merasimlerine katıldı. Göl Marmara, Yunus Emre, Soma, Gördes, Şehzade ve ilçe kongrelerine katıldı. İlçe seçim kurulundan mazbatımıza aldık ve bir önceki dönem yönetimiyle devir teslimi gerçekleştirdik. Daha sonrasında ilk yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Sanayide kazada hayatını kaybeden kardeşimizin cenazesine katıldık. Demirciler Odası aşure ayrılığına katıldık. Türkiye Borsalar ve Odalar Birliği, Akhisar Ticaret Odası ve Ticaret Borsası'nın ana okulu temel atma törenine katıldık. Belediye başkanımızla Çınarlıkapı'da esnaf ziyareti yaptık. İkinci hafta programımız, ikinci yönetim kurulu toplantımızı belediye başkanımız, belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve ziyaretleriyle gerçekleştirdik. Partili üyelerimizin düğün merasimlerine katıldık. Basın mensuplarını parti ökülerimize davet ederek yönetim kuruluna göre kılavuzun tanıtımını yaptık. Zafer Bayramı resmi törenine katıldık ve cenazemizi sunduk. Bekirler Mahallesi parti ökülerimizin durumuna baktı. Köy ve mahalle hayırlarına katıldık. Kadın Kolları Başkanı'na yönetimin tebriklerini kabul ettik. Parti üyelerimizin cenaze törenlerine katıldık. Turgut İlçe Kongresi'ne katıldık. Üçüncü hafta programımız Ulucami Mahallesi'nin muhtarımızı ziyaret ettik ve Ulucami Mahallesi'nde yapacağımız yönetim kurulu toplantısına kendilerini davet ettik. Yönetim kurulu toplantımızı Ulucami Mahallesi, parti üyelerimiz, delegelerimiz ve muhtarımızla Büyükçay Bahçesi'nde gerçekleştirdik. Akhisar'ın kurtuluşu döneminde kaymakamlık ve lokma ayrılığına katıldık. Partili üyelerimizin düğün merasimlerine katıldık. Cumhuriyet Halk Partisi 100. yıl programını gerçekleştirdi. Geçmişin mirasıyla 700 yıla fotoğraf sergisini ve doçent doktor Onur Alp Yılmaz'ın Cumhuriyet Halk Partisi tarihi konferansını düzenledik ve sonrasında parti büyüklerimize teşekkür belgeleri verdik. Köy ayaklarına katılım sağladık. Parti ökülerimize derneklerin tebriklerini kabul ettik. Delegelerimizi ziyaret ettik. Dördüncü hafta programımız Belediye Başkanımız Besim Tutlu'nun 5 yıllık dönemdeki çalışmaları hakkında bilgi toplantısına katıldık ve sonrasında yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Parti üyelerimizin cenaze törenlerine katıldık. Kent Gözü'nün tütünden zeytine seminerine katıldık. Parti binamızda dernek ve siyasi partilerin tebriklerini kabul ettik. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkan Adayı Ferdi Zeyre'yi binamızda misafir ettik. İlk öğretim kutlaması haftası törenine katıldık. Gençlik kolları devir teslim törenine katıldık ve yeni yönetim ve başkanımız Emre Ercan'ı tebrik ettik. Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi'ne ve sonradan layık bir eğitim mitingine katıldık. Şehit ve Nur Yetimleri Derneği'nin açılışına katıldık. Beşinci hafta programımız parti ökülerimize sivil toplum kuruluşları ve odaları ve siyasi partilerin tebriklerini kabul ettik. Beyoğlu Mahallemizde kadın üyelerimizle değerlendirmelerde bulunduk. Partili üyelerimizin düğün merasimlerine katıldık. Gaziler Günü anma programı ve törenine katıldık. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ferdi Zeyri adaylık açıklamasına katılım sağladık. Kayaloğlu Mahallesi'nde Kayaloğlu Mahalle sorumluları, üyeleri ve yönetim kurulumuzla beraber fonlama toplantımızı gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Kongresi'ne Akhisar İlçe Başkanlığı örgütleriyle birlikte katıldık. Altıncı hafta programımız. Belediye Başkanımız, Milletvekilimiz ve Yönetim Kurulumuzla birlikte Gaziler Merneği'yle esnafların mekan açılışlarına katıldık ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik. Manisa İl Başkanlığı devir teslim törenine katıldık ve tebriklerimizi sunduk. Parti okulu eğitmenleri eşliğinde parti içi eğitimi aldık. Parti ökülerimizde siyasi parti, sivil toplum örgütleri ve odaların tebriklerini kabul ettik. Köy ayınlarına katıldık. 7. hafta programlarımız
iadeyi ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Beyoğlu Mahallesi üyelerimizle buluşarak gündem ve mahalle temsilcisi konularını görüştük. Mimarlar Günü kapsamında Mimarlar Odası'nı ziyaret ettik. Parti üyelerimizin düğün merasimlerine katıldık. Özel gün ve özel haftalarda etkinliklerini ilave ziyaretler gerçekleştirdik ve programlar yaptık. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Milletvekilimiz ve yönetim kurulumuz ile kaymakam makamına kaymakamımız Murat Kütü'yü ziyaret ettik. Köy ayırlarına katıldık. 8. hafta programımız Taşçılar Mahallesi halkının belediye başkanımız, belediye başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimizle misafir olduk. Özel günler ve haftalar kapsamında Akisar'da psikologlar oluştuk. Jeoförmeye ait basın açıklamasına katıldık ve ardından Mayıs'ta İl Başkanımız Ferdi Zeyli'ye tebrik ziyareti gerçekleştirdik. Kurultayla ilgili olarak Genel Başkan adayımız Özgür Özel'e desteğimizi açıkladık. İade'yi ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Parti okulumuza aldığımız eğitimler sonucunda Milli Dayak'a düşünmesin Elden ve İmece adlı projelerimizi gerçekleştirdik. Zeytinova, Bekirler Mahallesi Parti Ögelimizde mahalle sorumlularımız, üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimizle sohbet ettik. Parti Ögelimizde sivil toplum örgütlerinin tebriklerini kabul ettik. Parti üyelerimizin düğün merasimlerine katıldık. 9. hafta iadeyi ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Şehisan Mahallesi'nin ve Muhtar'ın düzenlediği kahvaltıya katıldık. Muhtarlar günü şerif sunma ve kutlama törenlerine katıldık. Sonrasında kadın muhtarlarımız ve muhtar işleri bölümümüzle sohbet etme fırsatı bulduk. Mayıs'ta İl Başkanımız Ferdi Zeylik ve Yönetim Kurulu Parti Örgütlerimizle misafir ettik. Filistin halkı yalnız değildir basın açıklamasına katıldık. Haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Köy ayılarına kırsal kalkınma müdürümüz ile ve gençlik odamızla katıldık. Okula merhaba adlı projemizde 5 öğrenci kırtasiye yardımında bulunduk. 10. hafta programımız, Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları kapsamından Korteş Yürüyüşü'ne, Esaretten Özgürlüğe adlı tiyatro oyununa, Akhisar'ın Cumhuriyetimizin 100. yılında Akhisar'a kazandırdıkları konferansına, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin anısına lokma ayrılığına, Akhisar'daki derneklerin düzenlemiş olduğu etkinliklere, Salonlu Mahallesi'nin sokaklarını bayraklarla ve 9 belgemize, belde sunmamızı bayraklar ve 100. yıl raketleri dağıttık. Çelek sunma törenine katıldık ve sonrasında resim sergisi ve halk oyunu etkinliklerine katıldık. Kadın platformları tarafından 100. yıl kutlamaları kapsamında Cumhuriyetimizin kazanımları sergisine katıldık. İl Başkanlığı, Cumhuriyet Resepsiyonu'na yönetim kurulu, belediye başkanımız, başkan yardımcılarımız ve belediye meclis üyelerimizle beraber katıldık. Hukuk, esnaf, sağlık ve düzlük komisyonları kurduk. Parti okulumuzda avukat ve esnaf üyelerimizle iki komisyon toplantısı gerçekleştirdik. 100. yıl kutlamaları kapsamında şehir stadyumunda düzenlenmiş olan törene katıldık. Kaymakamlık protokolüne katılıp halkımızla akşamleyin Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirdik. 11. hafta programımız. Parti Akademimizde derneklerin tebriklerini kabul ettik. Olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Küçük Dokunuş Büyük Mutluluk adlı projemizle 12 öğretim öğrencisine kitaplar hediye ettik. Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'ne katıldık. Akhisar Demokrasi Güçleri Can Atalay'a özgürlük basın açıklamasına katılım sağladık. Özel günler ve haftalar kapsamında Kızılay Kan Bulaşı Kampanyası düzenledik. 12. hafta programımız. Genel Başkanımız Özgür Özel'i Manisa'ya hoş geldiniz karşılamasına katıldık. Yargıda darbe girişimine ait basın açıklamasına katılım sağladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma ve çelik sunma törenine katıldık. Ve Kemal adlı müzikal belgesel oyunu izledik. Esnaf açılışlarına ve dernek açılışlarına katıldık. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin düzenlemiş olduğu kahvaltı yönetim kurulumuza katıldık. 13. hafta programımız, emekli çiftçilerin emek ikramiye mağduru ve başlıklı haberini vatandaşlarımıza dağıttık. Dereköy Mahallesi'nde çiftçilerimizle mağduriyeti konuştuk. Haftalık olan yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Mahallelerdeki üye bilgi güncellemelerini bitirdik.
İlk TÜSİK komisyonu toplantımızı organize ettik. Cerebi'ye ziyaret gerçekleştirdik. Onsuz Kasım adlı programı organize eden Akçı Liselerin etkinliğine katıldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkan Vekili Avukat İsmail Mansurbaşı'nın katılımıyla mahalledeki geç maddi söyleşimizi mahalle sorunlarımızla kahvaltı işçileri gerçekleştirdik. Parti üyelerimizin düğün merasimine katıldık. Teşekkürler. Değerli arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Evet, aramızda muhtar üyelerimiz var. Hoş geldiniz. Aramızda sendikaların ve odaların değerli üye başkanları var. Hoş geldiniz. Aramızda hukuk komisyonu, tüzük komisyonu ve esnaf komisyonu üyeleri var. Hoş geldiniz. Şimdi sunumlarını sunmak üzere gençlik kollarını davet ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Afisar Gençlik Kolları faaliyet raporu. 14 Eylül tarihinde önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı Serkan Kurban'dan görevi yeni başkanımız Emre Ercan devralmıştır. Özverili çalışmaları için Serkan Kurban ve yönetimine teşekkür ederiz. Afisar Gençlik Kolları Başkanı Emre Ercan ve yönetimi olarak çalışmalarımızda sonumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda 14 Eylül tarihinden itibaren düzenli olarak 2 haftada bir toplantılarımızı Akhisar Gençlik Kolları Başkanı Emre Ercan, Asil Beyli'de yönetim olarak gerçekleştiriyoruz. 17 Eylül tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İzmir Kongresi'ne Akhisar Gençlik Kolları olarak katılım sağladık. Aynı gün içerisinde İzmir'de sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği Şeres karşıtı mitinge katılım sağladık. 17 Eylül tarihinden itibaren birçok köyde yapılan hayırlarımıza katılım sağladık. 19 Eylül tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Ferdi Zeyrek'in adaylık açıklamasına katılım sağladık. 24 Eylül tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 38. Manisa İl Kongresi'ne katılım sağladık. 14 Ekim tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar Gençlik Kolları olarak huzur evine ziyarette bulunduk ve yaşlılarımızı sevindirdik. 21 Ekim tarihinde Niyer Desert Kafe'nin 11 Kasım tarihinde tane kulevatlı işletmelerinin açılışlarına katılım sağladık. 28 Ekim tarihinde Salalo Mahallemizin sokaklarını bayraklarla donattık. 28 Ekim tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel'in İzmir ziyaretine katılım sağladık. 29 Ekim tarihinde Akhisar Gençlik Kolları Başkanı Emre Ercan, asil ve yedek yönetim olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılını Süleymanlı Mahallemizde coşkuyla kutladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında Fener Arayı'na katılım sağladık. 31 Ekim tarihinde Kızılay Haftası dolayısıyla Akhisar Kızılay ekibini ziyarette bulundu. 4 Kasım tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 38. olan kurultayına Akhisar Gençlik Kolları olarak katılım sağladı. 5 Kasım tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar Gençlik Kolları olarak Anıtkabir'i ziyarette bulundu. 7 Kasım tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar Gençlik Kolları olarak Genel Başkanımız Özgür Özel'in Manisa ziyaretlerine katılım sağladı. 10 Kasım tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlanmasının 85. yıl dönümünü saygıyla andı. 11 Kasım tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar Gençlik Kolları olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin düzenlemiş olduğu kahvaltıya katılım sağladı. 13 Kasım tarihinde Akhisar Gençlik Kolları olarak olan toplantımızı gerçekleştirdik ve bu toplantıda Halkçı Liseliler Örgütlenmesi Temsilcisi görevine Dursun Uslu'yu, yardımcısı olarak da Alican Verili'yi Ol Çokluğu'yla seçtik. 15 Kasım tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Hayri Yavacet, yönetimi ve Halkçı Liseliler ile birlikte Milletvekilimiz Sayın Vekfi Bakırdoğlu'nun çiftçilerimizin ikramiye mağdur edilmesiyle ilgili konuşmasını kahvanelere dağıttık. 17 Kasım tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar Gençlik Kolları olarak
Gençlik Kolları Yönetimi olarak çok değerli mahalle sorumlularımız ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Avukat Doğan Subaşı'nın mahalle deyip geçme adlı söyleşisine katıldık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gençlik kollarımıza yaptıkları faaliyetler ve sunumlar için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Size de bir selamlayayım. Şimdi BD başkanımız Besim Dutlu'yu faaliyet sunumu için kürsüye davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Değerli başkanım, ilçe başkanım, değerli ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, il yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz, önceki dönemlerde partimize hizmet etmiş ilçe başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz, tüm değerli parti üyelerimiz, öncelikle hepiniz böyle coşkuyla, böyle kalabalık bir şekilde bu toplantıda, danışma toplantısına geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Yerel seçimlerde de 5 senelik bir Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi çıktığınız zaman sokağa tabii ki bir belediye başkanı, belediye yönetimi var ama dışarıdan baktığınız bakan bir vatandaş için hatta tüm Türkiye için burası bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikmiş olduğu bir belediye. O yüzden de sizlere mutlaka sahada sorular sorulacak, belediye neler yaptı denilecek, hatta programatik sorularda gelecek, belediye hiçbir şey yapmadı ki diyecek. Ben çok kısa, hızlı bir şekilde belediyemiz bu 5 senede neler yaptı, onu anlatmak istiyorum. Ben şunu söyleyeyim, hızlandırılmış bir şekilde anlatacağım sizleri yormamak için. Bunları da broşürlere bastırıyoruz, tüm makislere ve sizlere dağıtacağız. Ama en azından her konuda, hem sosyal anlamda, hem de fen işleri anlamında, icraat anlamında neler yaptık, ne gibi işler yaptık, en azından kafanızda bir soru işareti olması en büyük amacım. Öncelikle şöyle başlayayım. Akhisar Belediyesi'nde biz bakış açısını değiştirdik. Zihniyeti değiştirdik. Vatandaşla olan diyaloğu değiştirdik. Daha önce, bunu ben hep belirtiyorum. Kapalı kapılar ardında 3-5 kişiyle yönetilen belediye artık halkla işe kapıları sonuna kadar açık. Belediye başkanı mümkün olduğunca halkın içinde sorunları birbirine çözmeye çalışan belediye başkanı ve bir ekip var. Daha güler yüzlü, daha çok pozitif, daha çok sorun çözmeye odaklı bir belediye yönetimi gerçekleştirmeye çalıştık. Peki, neler yaptık bu dönemde? Akhisar'da biliyorsunuz en büyük sorun olarak yol gözüküyor ve hala daha yol gözüküyor. Akhisar'ın yaklaşık %70'ini asfaltladık. 550 bin metrekare sıcak asfalt, 700 bin metrekare soğuk asfaltladık. 550 bin metrekare soğuk asfaltlarken AK Parti döneminde yapılmış ama taksitler ödenmeye başlamış santrali asfalt plantini kullandık ve taksitlerin tamamını ödedik. Üstelik de asfalt makinesi alıp asfaltlamayı bu şekilde yaptık. Bunları da tamamını belediyenin kendi kaynaklarından karşıladık. Zoğuk asfaltı daha önce Akhisar Belediyesi Akhisar'da özellikle köylerde hiç soğuk asfalt çalışması yapmıyordu. Soğuk asfalt için de tesis kurduk, plan kurduk. Şu anda Akhisar Belediyesi 700 metrekare soğuk asfalt çalışması yaptı. Bazı sokaklar var, daha önce parke yapılmış, devamlı parke döşeniyor veya köy içindeki yerler, buralarda da 285 bin metrede parke çalışması yaptı. Ama sahada şu sizin karşınıza gelecek, yollar bozuk, yollarınız sıkıntılı, gerçekten de Akhisar Belediyesi 15 sene boyunca ne yazık ki hiç asfaltlama çalışması yapmamış. Biz bu kadar asfalt yapmamıza rağmen hala daha eksiğimiz var, bunu kabul ediyoruz. Ama inşallah önümüzdeki dönem yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu belediyeyi kazanması durumunda asfaltlama çalışmalarına hiç durmadan devam edeceğiz. Bunu kendi mahallelerinize, kendi arkadaşlarınıza, kendi komşularınıza rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz, bilirsiniz. Sorunun farkındayız, asfaltlama çalışmalarına devam edeceğiz. Güneş enerji santralleri, 2 adet güneş enerji santrali kurduk. Tamamen kendi imkanlarımıza çektiğimiz krediyle. Kredinin neredeyse tamamını ödedik. Ayda burada mesela şey söylüyor olması lazım, yılda 8 milyon
kan kadın kooperatif işlediği kafeler ya, dans salonu, dans salonumuz, onun dışında kurslarımız dolu dolu gerçekten yaşayan, toplantı salonunda yaşayan biz kültür merkezi şu anda 2000 kişinin üzerinde vatandaşımıza hizmet vermekte 30'un üstünde kurs var. Aklınıza gelebilecek her konuda kursumuz var. Bu yayına lütfen özellikle kadınları, gençleri yönlendirirseniz biz de mutlu edersiniz. Efendim bu projemiz yeni başlıyor. Yani yeni bitti. İnşallah Aralık ayı gibi Ulucan mahallemizdeki pazar yerinde açacağız. Çok da güzel oldu. Yaklaşık 200'ün üzerinde esnafımız burada cumartesi günü pazar açacak. Üst katı oyun salonu, çocuklar için spor alanı ve oyun alanı, alt katı otopark ve pazar yer olarak kullanılacak. Özellikle size şu soru gelecek, ne zaman açılacak? Tekrar söyleyeyim, Arzu Bey'in soruyu. Sağlık Süleyd Ahmet Mahallesi uzun yıllardır olarak istenen bir hizmet sağlık hocamızı açtık. Orada üstünde kreşimizi açtık. Aşevimizi açtık. Yaklaşık 1000'e yakın vatandaşımız. Her gün 500 vatandaşımıza hizmet vermekteyiz bu aşevimizde. Her akşam cenaze yemeklerini Eren yemeği dağıtıyoruz. Cenaze yemeklerini Eren yemeği dağıtıyoruz. Yeni aşevimizden. Şu an kadar 1520 aileye Eren yemeğimizi teslim ettik. Evde bakım temizlik hizmetimiz devam ediyor. 65 yaş üstünde engelli durumu olmayan vatandaşlarımız evlerine gidiyoruz. Bu evlerde bu vatandaşlarımızın hem kişisel bakımını yapıyoruz hem ev temizliğini yapıyoruz. Bu da bence sosyal belediyecilik açısından çok önemli bir hizmet. Kadın aile danışma merkezi ilk açtığımız için hizmetlerden bir tanesi. Burada ailelerimize ve kadınlara, özellikle kadınlara psikolojik destek veriyoruz bu aile kadın danışma merkezimizde. Şu ana kadar 2781 vatandaşımıza burada hizmet verdik. Bakkal Kalp Projesi yine bizim sosyal alanın en önemli projelerimizden bir tanesi. Akhisar'da şu anda bir 14 haneye ellerindeki karta biz her ay para yapıyoruz. Sadece bakkallarda kullanılıyor ve böyle bakkal hem bakkallara destek oluyoruz, küçük esnafa destek oluyoruz hem de ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarına destek oluyoruz. Esnaf destek paketleri özellikle pandemi döneminde çok ciddi bir şekilde destek olduk. Bu şekilde esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz. Soğuk kış günleri için vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza odun dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Akhisar'ın çocuklarımıza hediyelerimizi veriyoruz. 7000'in üstünde ailemize bunu ulaştırdık. Yeni doğan Eren yemeğinden vefat eden vatandaşımızdan işte yeni doğan bebeğimize yani 7'den 70'e Akhisar Belediyesi herkesin yanında. Bebek emzirme kafemiz gölet alanımızda özellikle bebek annelerimizin hizmetinde. Süt buzlu projesi en önem verdiğimiz projelerden bir tanesi. 25 yaş arasındaki çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Her ay 5.157 çocuğumuza süt dağıtıyoruz. Evlerine kadar sütleri teslim ediyoruz. Bunun şu bakımdan altını çizmek istiyorum. Yani şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti aksatmış durumda. Biz de aylarında mola vermiştik. Şimdi tüm hızla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hiç mola vermeden devam etti. Bu projeyi bu kadar sürekli yapabilen tek ilçe belediyesiz. Çünkü çok maliyetli, çok kapsamlı bir iş. Çok şükür bunu da altına kalkıyoruz. Bakın 170 bin nüfuslu bir şehirde 5 bin tane çocuğumuza, 5 bin eve her gün, her ay süt dağıtıyoruz. Efendim, engelli kardeşlerimizin yanındayız. Onları da hem sosyal yerlerde bulunduk. Hani uzakta da görmeyenler için dışarı istasyonu yaptık, yeni kurumunu yaptık. Görmeyen engelli vatandaşlarımıza baston dağıtımı yaptık. İşte hasta yatan yardım yaptık. Akü, elektrik sandalye, havalimanından her bir ulaşım bize ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımıza dokunmaya çalışıyoruz. Şunun altını çizmek istiyorum. Akhisar Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi olmadan önce Akhisar Belediyesi'nin bir sosyal yardım müdürlüğü yoktu. Adı vardı, kendi yoktu. Adnan Başkanı, doğru mudur? Ben de arkadaşım. Var mıydı artık daha önce? Bu işi tamamen şey yıkmışlardı. Sosyal yardımcı olarak yıkmışlardı. Kaymakamlık üzerinden yapıyorlardı. Ha şu var, yardım ettikleri insanlar vardı. Onu da özel kalem bütçesi üzerinden yapıyorlardı. Ve kime yaptıklarını kimse bilmiyor. Biz bu sosyal yardımların hepsini bir komisyonumuz var. Bu komisyon bir puanlama yapıyor. Bu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bu puanlama sistemi. Her bir vatandaş o puanlamadan geçmeden ben özel emir versem dahi o sosyal yardımda faydalanırım.
gösterdiği ulaştırma bu bakımdan da o puan sisteminden çok memnunum. Sosyal yardım müdürümüz gerçekten bu konuda çok özellikle çalışıyor. Oradaki gençlerimiz zaten bildiğiniz, gittiğiniz zaman göreceksiniz, bildiğiniz gençler lütfen sizden rica ediyorum. Durum iyi olmayan, ihtiyaç sahibi vatandaşları bize yönlendirin. İster bizim özel kaleme gelsinler, ister sosyal yardım müdürlüğümüze, yeter ki ihtiyaç sahibi olsunlar, biz elimizden geldiğince onları destekleriz. Burada onlardan örnekler, 175 vatandaşımıza inşaat yardımımız, 834 vatandaşımıza uyum yardım, gözlük uyum yardım dediğimiz, bizim kendi altı durumda vaziyette bulunan arsalarımıza, parkalarımıza ektiğimiz buğdayla bunları haline getiriyoruz, bunları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Evet, 210 vatandaşımızda ev eşyası yardımı, her ay 100 vatandaşımızda bülten sekmek şöyle kasını dağıtıyoruz. Asker ailesi yardımı 409 vatandaşımızda yaptık. 580 vatandaşımızda kıyafet yardımı, 1706 öğrencimize kırtasiye yardımı, 200 öğrencimize de davet yardımını bulduk. Sağlıklı yaşam ve çalışma merkezimizi açtık. Böyle bir adet yetkilerimiz var. Ücretsizdir. İstediğiniz gibi vatandaşlarımızı yönlendirebilirsiniz. Burada da arkadaşlarımız bu arada diyetisyenler sağlıklı bir şekilde yaşam için gerekli yardım alırız. Bu bizden önceki belediyenin başladığı, yani özellikle kanser hastalarında ise İzmir taşıma hizmeti ve daha ağır hastalıkların. Yalnız bu da önemli nokta, bizden önce bir araçla yaklaşık 40 kişiye destek olmalıydı. Şu anda her ay 400 hastamızı Manisa ve İzmir'deki hastanelere taşıyoruz ve getiriyoruz. Bu konuda da Türkiye'de bekliyoruz. Ve iddialı olduğumuz bizleriz. Zaman zaman İzmir Aksaray arasında bu minibüsle gözleriz. Bilin ki Aksaray Belediyesi'nin sosyal yardım müdürlüğü bu araya hastalığa taşıyor. Park, AKP'nin en çok eleştirdiği konu. Sadece park yaptı, çok park yaptı. Bu ders şöyle oluyor. Sadece yol yaptı, sadece park yaptı. Sadece konser yaptı, sadece sosyal yardım yapıyor. Her şeyi sadece yapıyoruz ama aslında her şeyi yapıyoruz. Bu bence çok önemli bir hizmet. Çünkü Aksaray'da ciddi anlamda biz farkında değiliz. Başka şehirlere fazla geçmediğimiz için ama ciddi anlamda çocuk parkı yaşam eksikliği var. Çok sayıda ağaç dikti, çok sayıda inşaat yaptık. Yaklaşık 100'ün üzerinde yeni park yaptık. Sıfırdan park yaptık. Aksaray'ın 4 bir yanı. Ve parkları da farklı temalarda yaptık ki çocuklar bu işler keyif alsın. Tek bir sıkıntı var. Şimdi bazen sokakta ben şaşırıyorum. Özellikle dedelerle tutorlarını gezer. Seni yüzünden diyor mahalle mahalle geziyoruz diyor. İşte pişirimler farklı, gemi farklı, uçak farklı. O da kusura bakmasın. Ama gerçekten çocuklar için çok daha güzel, çok daha güvenli, çok daha keyifli bir şehir yarattığını düşünüyorum. Efendim, Akisar'da neresinde en çok karşılaştığı sorunu kazıyor. Köpek, köpek, köpek. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sokak hayvanlarıyla ilgili belli bir yasamız var. Bu yasanın izin verdiği işler dışında Akisar Belediyesi hiçbir iş yapmadı, yapmayacak. Hiçbir hayvanın canına kıymadı, kıymayacak. Ama Akisar Belediyesi ne yaptı? Aynen yasanın öngördüğü gibi. Ege bölgesinin en büyük doğal yaşam alanını gerçekleştirdi. Barınağını açtı. 20 dönümün üzerinde bir alan, yaklaşık 20 dönüm bir alan. Binlerce köpeğe ev sahibi yapıyor. Ve en önemlisi iki adet veterinerimiz devamlı kısırlaştırma yapıyor. Köpek sorunu tek gerçek çözümü kısırlaştırmadır. Devamlı kısırlaştırma yapıyoruz. İstediğimiz noktada biz mümkün değil. Çünkü çok fazla köpek var. Ama en azından şunu kararsız söyleyeyim. Benden sonra belediye başkanı bu doğal yaşam alanlarımız barınak sayesinde köpek sorununda çok daha azlaşacak. Biz 1,5 sene mi oldu? 2 sene oluyor başkanım. Tekrar başkanım nerede? 2 sene geçti. 2 senede 2042 kısırlaştırma, 3925'te dahil 584 tane sahiplendirme gerçekleştirdik. Özellikle sağlıklı sokak hayvanını lütfen bildirin. Evet, bazen yetişemiyoruz. Çünkü çok fazla şikayetler. Ama gerçek şikayetler olursa, gerçek şikayetlerin nokta dışında en azından sağlıklı hayvanlara müdahale edebiliriz. Yasalar çerçevesinde. Ama tekrar ediyorum, kesinlikle zarar vermek bir mümkün değil. Bu şekilde muhammatikler yaptık. Pet şişeler için alıyorsunuz, muhammatlıyorsunuz, biliyorsunuz. Aç hayvan sağlığına ulaşır. Bu yüzden Aksaray'ın değişik noktalarında hem bu şekilde otomatik hem de manuel şekilde yani özel mama kapları yerleştirerek hayvanların beslenmesi gerçekleştiriyoruz. Tabii yani çok fazla köpekten bahsedeceksiniz ama hem yetişimleri yani sevgili çocuklaşmaların yıkan şikayetlerde hem de Aksaray'ın bize kadar şikayetlerde en çok yapılan sıkıntıları bir tanesi enteresan biçimde köpek hakikaten çok sayıda ve bu konuda şikayetçi olan dışında. Köpek oyun parkını gerçekleştirdim. Çok da keyifli görev yolu üzerinde.
Üstü Kayalan Parkı'nda lavanta bahçemizi yaptık. Aksine her gün ortasına güzellikler getirmeye çalışıyoruz. Kayalan Parkı'nı yaptık. Kayalan Parkı'nda festivaller düzenleniyor. Yine AK Parti her taşları beni vizyonsuzlukla suçladığı projelerden bir tanesi bu. Sevgili söylüyorum, Aksine'nin işte Kayalan Parkı'na çok bir ihtiyaç var. Aksine'nin her çeşit tanıtımını yapıyoruz. Az sonra gelecek. İnfluencer'lar getiriyoruz. Gurmelere getiriyoruz. İşte lokantaları tanıtıyoruz. Aksine'nin ne kadar çok insan getirirsek o kadar bizim işin artık. Bu Karavan Parkı'da o işte insan getirmenin yollarından bir tanesi. Özellikle pandemiden sonra karavan kültürü inanılmaz arttı. Yine bölgenin her türlü eksikliğe ihtiyacını karşılayacak eksiksiz bir Karavan Parkı'na sahibiz. Böyle işte tuvaletleri, duş alma alanları, çamaşır makinesi, soğutma makinesi, her şeye sahip tuvaletleri, her şeye sahip böyle karavan sahipleri belirli ücret karşılığında bir misafirimiz oluyor. Ve en güzel yanı da ondan sonra ister de para harcayıp aksiyon kuruyor. Köftesini yiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Bu bakımdan bizim çok keyif aldığımız, çok büyük bir maliyet olmayan ama bizim önemli bir hizmet bu da. Kayalıoğlu sosyal desteğe gitmeye bakar mı? Ben şöyle söyleyeyim, Aksar Belediyesi bir tabi ki sosyal desteği yoktu. Aksar Belediyesi sadece sosyal desteği Kayalıoğlu değil. Çağlar'da sosyal desteği var, Çağlar Parkı'nda, Cumhuriyet Parkı'nda var. Aksar'ın bir birçok noktası da bizim sosyal desteğimiz var. Bu bence Aksar için bir eksiklikti. Şu ailemizle beraber rahat rahat gidebileceğimiz ve çok da keyif aldığımız, çok da kaliteli bir mekan. Hani Aksar için de güzel, onunla bir yeni bölüm daha yapıyoruz çünkü yetmiyor. Yani böyle bir sıkıntımız var. İnşallah bu Kayalıoğlu sosyal desteğinde ikinci dönemde çalışmaya devam edeceğiz herhalde. Cumhuriyet Parkı'da az önce bahsettiğim bu da alkolsüz mekan şeyin yanında Cumhuriyet Parkı bizden önce yine ağzı olan ve park olarak açtığımız aynı zamanda çay bahçesi ve kahvaltı olarak kullandığımız bir alan. Belki fark etmişsinizdir, belki fark etmemişsinizdir. Belki geziyorsunuzdur, belki geziyorsunuzdur. Açıkçası her noktasında spor alanları yaptık. Basket sahaları, futbol sahaları, altı durum olan basket sahalarını hareketlendirip canlandırdık. Yaklaşık 10'un üzerinde Aksar'da yeni basket sahamız var. Bir o kadar voleybol sahamız var, futbol sahamız var. Yeni tesisler açık. Halı saha yaptık hem de amatör maçlarını oynayabilecek yeni çim sahalar yaptık. Bir tane mesela masa tenisi alanımız yaptık. Yüzme havuzu yıktığımız bilmiyorum. Yüzme havuzu sıfır önemli. Yani yeni bir yüzme havuzu yapmış olarak böyle masa yaptık ama çok güzel oldu. Ücretsiz bisiklet hizmeti. Belki inanacaksın ama en çok kullanılan hizmetlerinden bir tanesi. İnanılmaz bir talep var. Hava güzelse bisiklet de almıyor burada. İlk açtık bunu dediler ki bisikletler çalınacak. Bir tane bisiklet de almaz. Bir tane çalındı da. Daha hiç çalınmadı. Önce biraz da bence insanlara güvenmek lazım. İnsanımıza güvenmek lazım. Şu ana kadar 30 bin kişi bu hizmetimizden faydalandı. Bisiklet trafiği eğitim parkı. Bakın şu köşede belki görüyorsunuz, o eski hali, altı bölümde, bu Erdoğan Kandoğlu zamanında yapılmış ve çok güzel bir hizmet. Burası trafik eğitim pistiydi. Ondan sonra AK Parti önünde de birçok nokta gibi, uyumuncu gibi, birçok işte yanladı, birçok aksan yapılmış tesis gibi altı bölümde kalan, kullanmayan tesislerden bir tanesiydi. Aynı adı bir Kayalıoğlu sosyal tesisler gibi. Böyle de canlandırdık, bisiklet trafik eğitim parkı yaptık. Hem çocuklarımız gelip burada bisiklet kullanabiliyor, hem de çevre bölgelerde, okullardan gelen öğrenciler burada jandarmalı, trafik polisleri var, eğitim oluyorlar. Bizim için çok güzel bir, çok faydalı bir test. Karakay Park, yine Aksar'da ilk oldu. Gene çok geliştirdiğimiz devlet var, hizmetlerden bir tanesi. Ondan sonra isim de vereyim, Şehzadeler Belediyesi falan yapan, birçok belediye yapmaya başladı. Gene ilk yapan parklardan bir tanesi. Yağlı güreşler yine bizden önce vardı ama çok sömük geçiyordu. Tüm hemen hemen tüm baş meydanların geldiği özellikle işte Selçuklu ve o bölge halkının çok sevdiği, çok beğendiği şekilde canlandırdık. Zeytinli Ova yaptık, Çağlar Emkin'i yaptık. En son yerinde Selçuklu'ya geldik. Orada güzel de bir alan oluşturduk. Şu anda Selçuklu'da son iki senede çok başarılı bir şekilde ilerliyor. İnşallah devam edersek, bu da devam edeceğimiz sürekli deriz. Aksaray'da çok güzel konserler düzenledik. Çok eleştirdik ama bence çok keyif aldım. Pişman da değilim. İnşallah daha güzel bir yapacağız hep beraber. Aksaray'a gelmeyen herhalde ünlü kalmadı gibi. Yani şu dönem İzmir'e gidiyorum, İstanbul'a gidiyorum. Oradaki gençler bize Aksaray'da konserler çok güzel demeye başladı.
İnsanlar şehir dışından başka yerlere gitmek istiyorlar, konserlere geliyorlar. Şöyle bir örnek vermek istediğimi, mesela bir Yunan konserini İstanbul'a seyretmek isterseniz 1000 lira üzerinde paylaşıyorsunuz. İzmir keza öyle. Biz burada Türk'ten gençlerimize bu konserleri ücretsiz şekilde seyrettik. Yaz aylarında dolgun geçirelim dedik, aksan gençleri daha çok tutunalım dedik, aksan insanların aileler keyif, zaman geçirsin dedik, konserler düzenledik, sinemalar düzenledik, özellikle belediye oranımızda. Bunu sadece belediye sınırından Çağlar Parkı'nı yaptık, başka yerlere yaptık, beldelerimize gittik, beldelerimize sinema oynattık. Bence çok keyifli günler yaşadık. Daha böyle sosyal, daha canlı, daha aktif bir şey elde etmeye çalıştık. Kadın kooperatifimizi koyduk, burada çok ciddi. Onlara destek verdik. O kadın kooperatifinden öncelikle söyleyeyim, kadın kooperatifinden gerçekten şu anda 200'ün üzerinde kadınımız ekmek yiyor. Bu Akisar'da birçok kooperatifler kurulur, dernekler kuruluyor ama iki dernek var. 8 Mart Akisar Kadın Derneği. O ikisi de çok başarılı. Kadın kooperatif, 8 Mart Kadın Derneği tamamen destekliyoruz. Ve hepsinden de peşinden çok teşekkür ederim. Kadın dernekleri ve kooperatifleri de belediye işbirliği açısından Türkiye'nin örnek belediyelerinden bir tanesiyiz. Doğru muyuz başkanım? Gittiğimiz yerlerde de örnek olarak gösterebilirim. Tarımsal kalkınmada hep bize söylenen şuydu, zeytin kooperatif, zeytin kooperatif. Şunu kabul etmemiz lazım, bizim insanımız biraz kooperatif mesafe. Bu mesafeyi azaltmak için öncelikle konuyu zeytin kooperatifinin korunmasına destek olduk, onlara da desteği verdik. Onlara çeşitli destekler verdik. Hareketler de sonra Büyükşehir Belediyelerine bağlantı kurduk. İstanbul ve İstanbul Belediyelerine mal satmalarını sağladık. Bizim buradaki amacımız, bakın kooperatifler doğru yönetilirse çok doğru bir sistemdir. Bunu aksaraklara göstermek için o desteklerimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Çok hızlı ilerliyorum, yanlış anlamayın, o yüzden hızlı hızlı konuşuyorum. Az önce dediğim gibi kırsal mahalleler, Aksaray Belediyesi en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi kırsal mahallelere yapılan destek. Kırsal mahallelerin 50'nin üzerinde çok amaçlı savun yaptık. Onun dışında satı kalmama tesisleri, muhtemelen kınarları, asfalt, halı sahalar, aklınıza ne geliyorsa, fırınlar, çeşmeler, aklınıza ne geliyorsa birçok iş hizmet yaptık. Okullara destek olduk. Aksaray Belediyesi, inşallah seçim zamanı hep beraber ulaşırız. Aksaray Belediyesi'nin dokunmadığı, hizmet yapmadığı ne mahalle ne köy kalmadı. Tarımsal üretime destek olduk. Kendi artık zeytinlerimiz kendimiz topluyoruz. Buğdayımızı dörtlüğe dönüp buğdaya yazalım. 50 dönümde pamuk kasabı yapıyoruz. Bunların hepsi Aksaray Belediyesi tarafından yapılmadı. Bu bizim en önemli verdiğimiz projelerden bir tanesi. 50 kilo yağlık İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 50 kilo ata doğumlu karakılışık buğdayından aldık. Bu 50 kilo yılda içinde 4 senede çoğalttık. Bu sene 15 ton buğdayımızı, karakılışık buğdayımızı ücretsiz şekilde 5 dönümde 50 dönüm arasında tarlosu ÇKS kaydı olan çiftçimize ücretsiz şekilde dağıttık. Amacımız şu, çok verimli olmayan ama çok kıymetli olan bu buğdayı topraklarında tekrardan çoğalması. Çamlıca'da çok güzel bir salon yaptık. Onun dışında şu gördüğünüz çok amaçlı salonlardan 50 dönüm yaptık. Bu arada amacımız kırsalın önemli olduğunu, üretimin önemli olduğunu, köylerin önemli olduğunu söylüyoruz ama bunun için hiçbir şey yapmıyoruz. Bir ilçe belediyesine düşen köylere temel hizmetler getirerek en azından o köye dönüşüm bir anlamı olmasın. Geldiğimiz günde ben şunu rica ettim arkadaşlarımla, park bahçeler, her köyde bir çocuk parkı olacak. Bandetler ki çocuk olmayan köyler, onları da yapamayacak. Biraz onlara saçma geldi ama ondan sonra bandet patladı. O çocuk olmayan köyler, çocuk parkında sıvamaya başladı. İnsanlar için o köyler bir taşı noktası olmaya başladı. Ve bundan sonra yıllarda da o köye dönüşü bence olacağını görüyorum. Bu bakımdan da bu kırsalı yapacağımız hizmetler inşallah dönmek devam edecek. Ve en bu işte bu Büyükşehir yasasından sonra en büyük mağdur belgelerdeydi. Biz belgeler özellikle 2014-2019 arasında belgeler hiçbir yatırım almadık. Bu belgelere çok ciddi anlamda yatırımlar yaptık. Kayalıoğlu Mahallesi'ne meydan yaptık. Aksaray Mahallesi çok güzel bir meydan projesi yaptık. Bağlıca'da meydan, Süleymanlı'da meydan, Zeytinoğlu meydan. Bu kitap çıkmasına kadar projeler devam ediyoruz. Bunların hepsi gitti. En son Mecidiye'de gidip tek gerisini mutlaka yapıp Aksaray'ın en güzel parklarından bir tanesi yaptık. Aksaray'ın en güzel parklarından bir tanesi yapmamız sebebi şu. Alan da müsaitti. Mecidiye'den burada konuklarınız varmış. Nerede Mecidiye'den konuklar arkadaşım? Aa, beğendiniz mi parkı? 10 numara. Aynen, ziyaretine geleceğim zaten. Bu arada bu ziyaretleri yapmayı hiç bırakmadım.
Havuzlu çarşıya eden geçirdik. Çok altı dönemleri. Çatı çok kötüydü. Telefon geldi sonra. Havuzlu çarşıyı baştan sona yedirdik. Altı bölümde olan. Engelsiz kafemiz daha önce Şahıs tarafına işletiliyordu dergiler altında. Belediye üyesi aldık, belediyemizde işletiliyor. Sadece engelsiz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz çalışmakta. Burası devam ediyor. Dediğim gibi az önce influencerları çağırıyoruz. Yüz binlerce, milyonlarca bu konuda beğeni ve takip oluyoruz. Bu influencer sayesinde Akisar'ın lezzetlerini, Akisar'ın güzelliklerini tüm Türkiye'yi tanıtıyoruz. Kadın Emeği ve Sanal Sokağı'nın kazandırdık. Akisar Belediyesi, Oyuncu Kültür Merkezi'nin arkasında bu yaptığımız kulübelerin bilgisi şeklinde 3 tane kadınlar, 2 kadınlar bize kooperatifize verdik. Bu arada kadınlar elime etmekte. 9 ay noktada ücretsiz bayi hizmetimiz devam etmekte. Mahallelerden hiç kopmadık. Toplantılarımızı hep yapıyoruz kendimiz. Hem şehir içi mahallelerde hem köyde ziyaretlerimizi devam ediyoruz. Pandemi dönemi dahil bu ziyaretlerimizi hiç kesmedik. Tabii bunun da karşılığını özellikle sağda oluruz. Mahalle kreşleri Akisar Belediyesi'nin daha önce mahalle kreşi yoktu. Yani olmayan nasıl aşev yoksa, mahalle kreşi yoksa, sosyal yardım müdürlüğü var ama yoksa aynı şekilde mahalle kreşi de yoktu. 3 adet mahalle kreşimizi açtık. 200 üzerinde çocuğumuz burada eğitim görmekte. İnşallah 200 tane burada sayısı da çoğaltacağız. Kitap fuarları düzenledik. Ekip merkezimizi açtık. Ekip merkezimizde çocuklarımız gelmekte ve ders çalışmakta. Bu olayı biliyorsunuz. Onun dışında çevreye dost hizmetlerimizi yapıyoruz. Nedir bunlar? Atık ilaç. Akisar her eczanede atık ilaç kutusu var. Bu ilaçlar çevreye yapılmamakta. Normal şartlarda çöp atmaması lazım. Toplanıp Ankara'da toplu olarak imha etmekte. Onun dışında geri dönüşümlük ve atık bir projemize devam etmekte. Akisar'ın çeşit noktaları ve verdiğinde servis bekleme noktaları gerçekleştirdik. Akisar'da dedik ki hizmet yapmamız için kendi kendimize üretim yapmamız lazım. Asfalt yapmamız lazım, soğuk asfalt yapmamız lazım. Bir de beton yapmamız lazım çünkü mesela bir köye hayır yapacağız, çok amaçlı falan yapacağız ama beton atacağız. Adam köye gelmiyor beton santrali. Kendi beton santrali sürdük yaklaşık o zaman 30 milyon üzerinde yatırım yaptık. Şimdi o yatırım daha katlı çoğaldı. O beton santrali şu araçta alarak o yatırım yaptık. O beton santrali şu anda Akisar Belediyesi istediği an, istediği yere, istediği betonu dökmekte. Dediğim gibi halkımıza telefon kadar yakın sadece telefon değil, eve dolaşıyoruz, biraz anlatacağım onları kısaca bahsedeceğim. Akisar halkla olan yolumuzu hiç koparmadık. Okullarımıza destek oluyoruz, camilerimize destek oluyoruz. Akisar Belediyesi, Akisar halkının istediği her yerde Akisar halkına destek olmadık. Bu anketlerle kısa bahsedeceğim, bunların hiçbir kaynaklı. Bizim yaptığımız anketler, 3 aşağı 5 yukarı böyle çıkıyor ama bu Türkiye çapında yapılan anketler, bunlar ayrı şeyler. Ama bunlarda da Akisar'da da gerçekten Türkiye çapında güzel sonuçlar elde ettik. Ben gerçekten Akisar halkına ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu işte... Sağ olun. Ben şöyle söyleyeyim, bu işlerin hiçbiri bir belediye başkanının tek başına yaptığı işler değil. Bu bir ekip çalışması ama o ekip dediğiniz gibi üç beş kişilik bir ekip değil. Bunun içinde belediye başkan yardımcı, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve önemlisi örgüt var. Örgüt sahada bize destek olmasa, bizi arkamızdan her başkanı demese bu işler hiçbir olmazdı. Ben hepinize defalarca teşekkür ediyorum. Şu çok önemli, bizim partimiz eleştiren bir partidir. Her türlü eleştiriyi başı üstüne yiyorlar. Her türlü yapıcı eleştiriyi teşekkür ederim. Her türlü yapıcı eleştiriyi teşekkür ederim. Önümüzde bir seçim var. Ben toparlayıp bitiriyorum başkanım. Eğer kapalı alanda da tekrar söz alırız gerekirse. Şöyle söyleyeyim. Ben huzur dolu bir 5 yıl geçirdim. Yani şöyle arkaya baktığım zaman gönlüm çok rahat. Bu sizlerin de sayesinde. Eksiklerimiz olduğunu mutlaka oldu. Hatalarımız olduğunu mutlaka hatalarımız oldu. Ama teraziye baktığımız zaman yaptığımız doğruların yanlışlara göre çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. İyi bir 5 sene geçirdik. Partimiz ve sizler görürseniz 5 sene daha bu işe zaten ilçe başkanı seçimde ben de talip olmuştum. Ben bu göreve devam etmek istiyorum demiştim.
Şu var, mutlaka kalbini kırdığım insanlar olmuştur. Benim de kalbim kırdığı zaman günler oldu. Ağır eleştiriler aldım oldu. Haksız eleştiriler aldım oldu. Haklı eleştiriler aldım oldu. Ben şunu söyleyeyim, belki bunu kapalı şeyde daha da açayım. Ben bugüne kadar ki her şeyi bir kere bırakıyorum. Bugün bizim için yeni bir minar olsun. Partimiz için yeni bir minar olsun. Bundan sonra birlik beraberlik içinde bu 2024-31 Mayıs seçimleri ilerleyelim. Akhisar Belediyesi, ben bu konuşmayı pazar günü benzerini yaptım. Bu seçim Nesin Mutlu'nun, Tarihi Hacet'in, Ferdi Zeybe'nin veya başka birinin seçimi değil. Bu seçim genel başkanımız seçildi, çok uğraştı, Özgür Özel'in seçimi değil. Bu seçim Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi. Bu seçimde artık her şeyi bir kenara bırakın. Bu seçimde Nesin Mutlu kaybetsin, Ahmet kazansın, Demir kazansın değil. Bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi kazansın diye ben de elimden geleni yapacağım. Ben tüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin de o eski düşüncelerimizi bir kenara bırakıp hep beraber birlik içinde bu seçimi kazanmak için en büyüğünü yapmaya devam edeceğim. Bu tip yalanlara kanmayın.
Geçen gün Saadet Partisi ilçe başkanı olayı yazıyor. Aksar Belediyesi'nde 2000 kişi çalışıyormuş, 600 milyon borcu varmış. Aksar Belediyesi ilçe borcu 150-200 milyon bir şeydir. Biz geldiğimiz zaman 100 milyon bütçe var, 50 milyon borç var. Bütçenin yarısı da borcumuz var. Şimdi 1.2 milyar bütçemiz var. %15 kadar, 150 milyon veya 200 milyon arası borcumuz var. Aslında şu anda mali olarak Aksar Belediyesi eski göre çok daha iyi durumda. Ama anlatamıyorum, yolsuzluk yaptı diyemiyoruz. Eski başkan para aldı diyemiyorum. Ben maaş da almıyorum. Ne diyorlar? İşte yok çok adam çalıştırıyor. İşte şimdi sadece CHP'ler oldu. Şu yıl güldü. Arkadaşlar alnınıza Akhisar Belediyesi gurur duyacağınız belediye kimseye hiçbir şey söyletmenize gerek yok. Lütfen sağda bizi savunun, bizi anlatın. Varsa olmayacak bir dedikodu bizim aklımıza gelin ben anlatayım. Bir kuruş aldı kimse benim için diyemez. Yarın gidiyorum işte kendi uçak bileti almaya çalışır, bilet yoktu. Ankara'ya çağıracak genel başkanımız. Uçak bileti almaya çalışır, uçak bileti yoktu. O bile kendi cebimize ödüyor. Otel parası kendi cebimize ödüyoruz. Oraya yemek yiyoruz, kendi cebimize ödüyoruz. Biz çok farklı belediyeci kardeş yapıyoruz. Yani sağ olsun bu işler, ben bir biliyorum ben çok söyledi, yüz bine yakın söyledi. Bu işler para için yapılan işler değil. Para için yapıyor olsa biz gideriz ticaret yaparız. Gerçekten Aksar Belediyesi bugün özveriyle çalışan bir kadro var. Biz bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ama tek bir isteğim var. Artık geçmişi kenara bırakın. Olan oldu, yapılan yapıldı. Yeni bir sayfa açalım. Akhisar Belediyesi'ni 30 Mart 2024'te hep beraber kazanalım. Sizler de sağlıklı. Faaliyet raporları üzerine görüş verileri alacağız. Bir 10 dakika ara veriyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun.